CIA piyonu, BOP eş başkanı, tescilli vatan haini Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün suçlarının ortağı ve onunla en başından beri danışıklı dövüşüp de önünü açan ve aynı zamanda kendisi de bir gizli Ermeni olup MİT'in hain bir kanadı üzerinden CIA casusu olan vatan haini Devlet Bahçeli'ye 2009 yılından beri sorulan sorular hala cevapsız ve hala türlü türlü en vahim meselelerde bile tekrar tekrar kendini yalanlayıp çark etmiş görüntüsü ve Recep Tayyip Erdoğan'ın vatana ihanet kapsamında değerlendirilmesi şart olan eylem ve söylemlerinin destekçisi olduğu halde kendisine hukuk müdahalesi yapılmayan Devlet Bahçeli sorulara 2009 yılından beri susuyor. 2009 yılında Devlet Bahçeli'ye rakibi Ahmet Reis Yılmaz çok zor sorular sormuştu. Bahçeli bu sorulara yıllardır susuyor. İşte rakibi Ahmet Reis Yılmaz'ın 2009'da sorduğu ve halen Bahçeli'nin susup durduğu sorular. Bu ülkede 1980 öncesi Ermeniler diplomat katlediyor, otomobil patlatıyordu. 80 sonrası ise Ermeniler PKK çatısı altında dağda çeteleşirken bir taraftan da siyasi partiler içerisine sızarak siyasi yapılanmalarını tamamladılar. Gelinen süreç üç sacayağı olan ve neticesi Doğu'nun kopartılması ve Türk milletinden alınmaya çalışılan iğrenç intikam planı olarak ortaya çıkmaktadır. Milletim üzerinde derin ve büyük oyunlar oynanıyor. Türk milliyetçileri lider kadrosu başta olmak üzere her şeyi sorgulamak zorundadır. Soru sorma ve şüpheleri giderme Müslüman Türk milletinin birinci meziyeti olmalıdır. Üç hilal altında bir tek şüphe kalmayıncaya ve cevapları alınıncaya kadar iki elim yakanızdadır. Suçlamak için değil, milletimin gerçekleri öğrenmesi için bu altı soruya cevap verin. 1. Hakkınızda MİT görevlisi olduğunuz yönünde bizzat Başbuğ Alparslan Türkeş tarafından kaleme alınmış internet ortamında bulunan bir yazı var. Bunun doğruluk derecesi nedir? Söylendiği gibi sivil bir siyasi misiniz? Yoksa MİT personeli misiniz? MİT ilişkiniz doğru ise Müslüman Türk milliyetçiliğinin sancağı olan 3 hilal çatısı olan MHP'deki göreviniz nedir? 2. Size yakın aynı bölgeden olan Abdullah Öcalan ve DTP milletvekilleriyle bazı DTP belediye başkanlarının da Ermeni kökenli olduğu biliniyor. Tapu kayıtları da bunu doğruluyor. Kürt sorunu oluşturmak isteyenlerin Ermeni asıllı olduklarını neden hiç vurgulamadınız? 3. Liseyi okuduğunuz İstanbul Emirgan, Akgün ve Ata kolejlerinde sınıfınızda Ermeni öğrenciler var mıydı? O dönemden tanınan sınıf arkadaşlarınız kimlerdi? Hiç Ermeni akrabanız var mı? 4. Büyükannenizin Ermeni olduğu doğru mu? 5. Ben size muhalefete başlamadan önce Çin'de DTP ile göbek atmayı hoş karşılayıp sözde Kürt açılımına milliyetçileri hazırlarken şimdi bu ani dönüşünüzün benim muhalefetimle bir alakası var mı? Parti içi muhalefet olmasaydı Kürt açılımına aynı tepkiyi koyacak mıydınız? Öcalan ve DTP gibi Ermeni dönmeleri olduğu bilinen birçok kişi MHP'nin başındaki sizi neden şans olarak görüyorlar? 6. İl kongrelerinde konuştuğunuz gibi şehit cenazelerine neden gitmiyorsunuz? Diyarbakır İl Başkanlığı'nın tabelasını indirip neden kapattınız? Doğudan gelen il ve ilçe teşkilatı kurma taleplerini neden kabul etmiyorsunuz? 12 yıl sonunda doğudan MHP'nin tamamen çekilip meydanın soyu Ermeni olan bölücü Kürt propaganda liderlerine bırakılması planlı bir çekilme mi yoksa gaflet mi? Bu sorulara cevap vereceksiniz. Kaçarak ve susarak değil, kafaları temizleyecek, şüpheleri giderecek şekilde cevap vereceksiniz. Cevapsız soru kalmayıncaya kadar milletim adına İki elim yakanızdadır. Müslüman Türk milliyetçileri sözümü iyi dinleyin. Türk şüpheci olacak ve sorgulayacak. Bu bilimsellikle doğruya ulaşmanın en güzel yoludur. Bu yol peygamberin sünnetidir. Beni de sorgulayın. Sizi yönetmeye aday olanları bir kere değil, bin kere sorgulayın ki kirli, hileli hiçbir oyun kalmasın. Müslüman uyanık ve diri olacak. Tıpkı peygamberin
mümin kişiyi tarif ettiği gibi. Mümin o kişidir ki bir kere sokulduğu yılan deliğinden ikinci kere sokulmayandır. Şimdi benimle beraber bu sorulara cevap isteyin ve sizleri yönetmeye aday olanları